Tamam iyi ki Erdoğan kazanmış diyecek halimiz yok. Ama iyi ki Kılıçdaroğlu kazanmamış diyebilir miyiz? Ben derim arkadaşlar. Ya kimse kusura bakmasın ama şartlar beni bu noktaya getirdi artık. Kılıçdaroğlu dün Mehmet Akif Ersoy'un konuğuydu. Soruları yanıtladı ve yine her zaman olduğu gibi AKP'lileri güldürmeyi ve muhalif kesimi kanser etmeyi başardı. İlk söylemiyle başlayalım sonra zaten üzerine uzun uzun konuşacağız. Gelsin şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı, boylarının ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar şimdi? Evet artık yenilgi konusunda adam bunu skora dökmüş olabilir. Artık 2-3 yılda bir yenilmek kesmiyor. Ayda bire düşürmek lazım. Seçimin ardından böyle açıklamalarda bulundu. Buyurun şimdi gelin seçime bir boyunuzun ölçüsünü alalım falan diye. Yani yarın seçim olsa CHP anlık haliyle büyük ihtimalle tarihinde aldığı en düşük oy alır. Tartışmaya mal vermeyecek şekilde. Ancak Kılıçdaroğlu'nun en büyük problemi halen daha kendisinin topluma karşı kredisinin bittiğini, insanların onu istemediğini al Algılayamıyor ya da algılamak istemiyor. Ve bu şekilde muhalefetin enerjisini de inanılmaz şekilde sömürüyor. Bir diğer değinmek istediğim nokta da bütün siyaseti sadece seçime indirgiyor. Sürekli bir seçim yapalım. Seçimde tokatlayacağız. Tamam seçimde bir başarı elde etmek çok önemli. Hatta bütün meseleyi belirleyen ama bütün siyaseti de seçime indirgemek yanlış. Çünkü halkın sokağa çıkması, bir şeylere tepki göstermesi seçimden de bağımsız olarak yürüyüşler yapılması, protestolar, kişisel protestolar. Bu bir yerden bir yere yürünmesi olabilir. Farklı bir şekilde de tepki göstermek olabilir. Sosyal medyayı örgütlemek olabilir. Yani siyaset yalnızca oy vererek yapılan bir şey değil. Daha sahada olunması gereken bir şey ama bütün siyaseti seçime indirgeyen anlayış maalesef muhalefet kanadında devam ediyor. Bence bu da değinilmesi gereken diğer bir husus. Bir başka açıklamasına geçelim. Karlıkları yayınlayan TRT. Ama vatandaş tercih edip izliyor o zaman. Değişti Hayır başka kanal izleyemiyor. Neden? E yok. Nasıl yok? Tabii. Çekmiyorum başka Çekmiyor başka bir Çekmiyor. Peki. Tamam seçim sürecinde gerçekten de devletin kanalı kullanılarak muhalefete karşı büyük balga operasyonu yapıldı. Yalanlar söylendi. Bunları zaten konuştuk. Bu konuda haklısın diyecek bir şey yok. Ancak tespitlerinin bu kadar ilkokul çocuğu kıvamında olması beni gerçekten artık sinirlendiriyor. Adamın söylediği şey kırsalda diğer kanallar çekmediği için sadece TRT çektiği için insanlar diğer kanalları izleyemediler. Bu yüzden manipüle oldular ve Erdoğan'a oy verdiler. Yani evet sebebi diğer kanallarının çekmemesi. Kırsal isiminde bu kadar TRT'yi tercih etmesinin sebebi diğer hiçbir kanalın olmayışı. Hayır uydu her yerden aynı kanalı çeker. Ya bu kadar göz göre göre yalan söylenmez. Bugün 70-80 yaşında dedelerin elinde bile akıllı telefonlar falan var. Bu insanlar o kadar salak değiller. Türkiye'nin neredeyse internet gitmeyen hiçbir bölgesi kalmadı. Ayrıca bu kırsal dediğimiz yer ne kadar kırsal olabilir ki? Televizyon var, kanallar çekiyor ama çeken tek kanal TRT. Ya bu minvalde çıkarımlar yapacak bir adam cumhurbaşkanı olsaydı gerçekten korkunç olabilirdi. Devam edelim. Bir açıklaması daha var. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı? Efendim? Var. Var mı? E var tabii. O protokolde kendisine İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık daha vereceğinizi ilgili, imzaladınız mı? O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Sayın Öztürak neden yok gibi bir açıklama yaptı? E, Öztürak protokolü bilmiyor ki. Öyle mi? Evet. Sizin dışınızda bir danışmanınız ve hiç kimse bilmiyor bunu ya, Hayır danışman dahil kimse bilmiyor. Danışmanınız dahil kimse sadece ikinizin arasındaydı. Evet bu batırdık bir de sıvama bölümü yapalım dedik. Ümit Özdağ ile belli anlaşmalar yapılmıştı. Bu zorunlu anlaşmalarda aslına bakarsanız. Çünkü Zafer Partisi'nin oy oranına baktığımız zaman bu kadar fazla imtiyazın verilebileceği bir oy oranı yok. Ama o dönemde öyle bir noktaya gelmişti ki Kılıçdaroğlu ya hep ya hiç mantığıyla Ümit Özdağ ile masaya oturmuştu. Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu da masaya oturması da onun kitlesi tarafından Tarafından eleştirilmişti. Şimdi ilk turdan sonra yakınlaşılan bir partiye ki bu partiye yakınlaşınca aslında ittifak içerisinde olduğun bazı partileri de kaybetmiş oluyorsun HDP gibi. Böyle bir masaya oturmuşsun belli anlaşmalar yapmışsın ancak bundan sen dışında CHP'nin içerisinde kimsenin haberi yok ve buna CHP parti sözcüsü de dahil. Bu parti içinde zaten büyük bir güven sorunu yaratacaktı seçim kazanılsaydı bile ama şu saatten itibaren anladık ki seçimi kazanabilmek için o kadar fazla şey yapılmış ki seçim kazanılmasın kazanılsaydı da anlaşmaya konulamayacak ve ileride problem yaratabilecek pek çok mesele varmış masada. Enes eğer yani Kılıçdaroğlu iki kazanmamış moduna geldiysen niye zamanında Muharrem İnce'yi desteklemediniz? Niye zamanında şu adama destek vermediniz falan filan. Bir kere Sinan Oğan'ı kenarda tutuyorum. Yani Sinan Oğan'a bugün oy vermiş olsaydık da adamın ne kadar hızlı bir şekilde kanat değiştirebileceğini gözlerimizi görmüş olduk. E kim kalıyor geriye? Muharrem İnce kalıyor. Niye Muharrem İnce'ye bu kadar fazla saldırıldı falan? Abi Muharrem İnce süreci gerçekten kötü kötü yönetti. Ya bunu net bir şekilde söylemem lazım. %68 vaatleriyle başlayıp en son seçimden çekilmeye kadar giden bir süreç oldu. Tabi süreci kötü yönetmesinin ardından gelen baskılar da var. Seçimden çekilmesinde falan ama ya burada biraz seçmene de acıyın arkadaşlar. Kimi desteklesin? Erdoğan'ı desteklemiyoruz zaten. E Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun diyorsun ki iyi ki kazanmamış. Bu noktada seçmenin bir suçu yok. Buradaki tek suç arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde aday yaptıranlar ya da onun adaylığını dayatması. Ve bunu zaten bin defa ile eleştirdik. Hatta ve hatta İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu özrü geldi bu yayının ardından. Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir. Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve öz eleştiri borcumuz var diye söze girdi. Bayağı uzun bir mesaj. Çünkü Kılıçdaroğlu dünkü yayında şunu da dedi. %60'a kırık olsaydı kaybetmiş gibi gözükebilirdik. Bunu sayabilirdik ama şu an biz kaybetmiş gibi görmüyoruz. Ve hala daha bir kabullenememe durumu var. Ve bu iyice muhalefet kanadında sinire yol açıyor. Bilge Yılmaz böyle demedi. Kendi adıma geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum dedi. Hepsi bu yayından sonra gerçekleşti bu arada. Çünkü adam ne zaman bir yayına çıksa, ne zaman bir yerlerde konuşsa bir şekilde batırmayı başarıyor. O yüzden TOTEL'e baktığımızda ben şu noktaya geldim. Evet, iyi ki kazanmamış Kılıçdaroğlu. İyi ki Erdoğan var, asla böyle bir şey demem. Ama Kılıçdaroğlu kazansaydı da bundan daha mı iyi olurduk, daha mı kötü olurduk? Bu benim kafamda bir soru işareti arkadaşlar ve daha kötü oldurduka kafam gitmeye başlıyor. Oradaki ekip çalışması falan bir değişim, yeni insanlar yeni yüzler belki buna güvenebilirdik ama yine de şu açıklamaları görünce Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğunu düşününce ülkemin haline vah vah diyorum. O yüzden gelecek seçimlerde de CHP'den hiçbir şey beklemeyin. Durumlar böyle devam ederse ki maalesef böyle devam edecekmiş gibi de duruyor. Açıkçası seçmenden sert bir tokat yemesini isterim CHP'nin. Şöyle harbiden tarihinde aldığı en düşük oy oranı falan bu tarz bir şey gelirse %20'lerin falan altına düşerse CHP ben AK Parti'nin kazanmasını falan o kadar üzülmem. Çünkü bu zaten gerçekleşecek olan bir senaryo. CHP'de bir devrim bir yenilik yaşanmazsa seçime kadar. Biliyorsunuz 2024'te bir daha seçimlere gideceğiz. O yüzden ben açıkçası bir tokat isterim CHP'ye. Bu şey gibi böyle futbol takımlarında olur. Teknik direktör çok kötüdür. Ama o maçı kazanırsa işte gitmez yani. Kredisi vardır biraz daha. Tam doldurmaz. Sen dersen ki umarım bu maç yenilir de hatta sağlam yenilir şöyle. Gider takımın başında. Yani o gün kötü olmasını istersin takımının içine el vermese de çünkü diğer günler daha kötü olmasın diye. Ben zaten CHP destekçisi bir insan değilim ama şu anda bir şeyleri değiştirmek istiyorsak ana muhalefet kanadına yüklenmemiz lazım. Onları bir şekilde desteklememiz lazım. Ama artık kendimi bu ikilemde de bırakmak istemiyorum. CHP'nin başında bu adam olduğu sürece aynı Erdoğan'ın dediği gibi AKP'nin işi çok rahat ve asla CHP'ye oy falan yok. Kimse kusura bakmasın. Ki değişim bile olsa ben oradaki isme bakmayacağım. Gerçekten içinde İndeki insanlar değişmiş mi CHP'nin? CHP'de bir rejenerasyon yaşanmış mı? Buna bakacağım. Aksi takdirde Kılıçdaroğlu gitti, İmamoğlu geldi. Ancak ekipte çok bir değişiklik yok. Eren Erdem, işte Onur Salad'ı güzel falan. Aynı terane devam ediyor. O zaman niye destekliyim yani? Hiçbir anlamı kalmıyor. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum konuya dair. Bir vlog daha yayınladım Japonya'dan. Onu da izlemeyi unutmayın. Şu anda ekranda çıkmıştır. Tıklayarak ulaşabilirsiniz dostlar. O zaman yarın tekrar buradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.